Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Amerika öyle bir yer ki hayallerinizi süsleyebilir ya da yıkabilir. Peki, dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesinde yaşam, iş, sosyal hayat, eğitim sistemi, vize şartları nasıl birlikte keşfedelim? Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en geniş kara parçasına sahip ülkelerinden biridir. Yüz ölçümü 10 milyon kilometre karedir. Amerika Birleşik Devletleri en fazla göç alan ve göç popülasyonunun en fazla yaşandığı ülkelerden biridir. Dolayısıyla kozmopolit bir yapıya sahiptir. Aynı şekilde kültürel olarak da kozmopolit ülkelerden biridir. Çünkü çok fazla farklı kültürleri içinde barındırmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten oluşmaktadır. 50 eyaletin dışında aynı zamanda bir tane de federal bölgesi bulunmaktadır. Özgür ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan herkes eşit haklara sahiptir. Gece hayatı ve eğlence merkezlerinin çok fazla çeşitlilikte olduğu bir yer olmasına rağmen, alkol satın alma yaşı 21'dir. Barları ve diskolarıyla gece hayatı oldukça hareketlidir. Amerika Birleşik Devletleri, Amerika kıtasında bulunmaktadır. Coğrafi konumu, Atlas Okyanusu'nun batısında, Büyük Okyanus'a kadar uzanan geniş bir alanı kapsamaktadır. Kuzeyden Kanada, güneyden ise Meksika ve Meksika Körfezi ile çevrilidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir de Alaska bölgesi bulunmaktadır. Diğer taraftan Hawaii eyaleti Büyük Okyanus tarafında bir takım adadır. Resmi bir dili olmayan Amerika Birleşik Devletleri'nde İngilizce konuşulmaktadır. Onun dışında İspanyolca ağırlıkta konuşulmaktadır. Resmi kurallara göre İngilizce resmi dil olarak kabul edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri dindar ülkelerden biridir. Din Amerika için son derece önemlidir. Amerika'da yaygın olarak Hristiyan dini ağırlıktadır. Ardından sırasıyla Katolik, Ortodoks ve Protestanlar gelmektedir. Bunlar da kollara ayrılmaktadır. Ülkede yaklaşık üçte bir oranında Katolik bulunmaktadır. Bu kadar inançlı bir ülke olmasına rağmen ateistler çoğunluktadır. Amerika'da Museviler ve Budistler, İslam inancı ve Hinduizm, paganlık gibi dinler az da olsa Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Ülkenin kalabalık oluşu din konusunda da karışık olmasına sebep olmaktadır. Amerika kıtası Kristof Kolomb tarafından keşfedilmiştir. Ancak uzun yıllar kıtaya tam bir isim verilememiştir. Amerigo Vespucci, daha sonra buranın yeni dünya olduğunu söylemiştir. Kıta, keşfedildikten sonra Avrupa'dan çok fazla göç almıştır. İspanyollar, Portekizliler, Fransızlar, İngilizler burada çok geniş topraklar satın alarak geniş arazilere sahip olmuşlardır. Boston, New York, Philadelphia, Washington dahil Amerika'nın diğer eyaletleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin temelini oluşturan eyaletlerdir. İngilizlerin çok geniş toprak edinmelerinin ardından burada İngilizler bağımsızlık mücadelesi vermişlerdir. Fakat George Washington, 4 Temmuz 1776 yılında Amerika Bağımsızlık Bildirgesini yayınlayarak Amerika'nın bağımsızlığını ilan etmiştir. Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri olduğunu bu resmi bildirge ile bütün dünyaya ilan etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetimi demokrasidir. Ki Paris Antlaşması ile birlikte İngiltere'de Amerika'nın bağımsızlığını tanımış ve kabul etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri resmen kurulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkelerden biridir. Okyanusların neredeyse tamamında kıyıları bulunmaktadır. Okyanuslara kıyıları bulunmasından dolayı bölgeler arasındaki iklim değişikliği farkı çok fazla görülmektedir. Amerika'nın doğu ve batı bölgeleri sıra dağlarla çevrilmiştir. Bu sıra dağlar okyanusların bulunduğu bölgeye çok fazla etki edememektedir. Ancak kıyı kesimlerde daha çok karasal iklim görülmektedir. Mississippi Nehri kenarında bozkır iklimi ağırlıktadır. Ancak güneybatı bölgesine indiğinizde çorak topraklarla karşılaşırsınız. Meksika Körfezi'ne doğru gittiğinizde ise Hawaii, Florida bölgesinde tropikal iklim ağırlıktadır. Alaska'nın bulunduğu bölge ise
denize yakın olduğu için burada da ılıman bir iklim görülmektedir. Ancak Alaska'nın iç kesimlerinde çok şiddetli soğuklar yaşanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin orta kısmı ise çok yüksek olduğundan burada sıcaklık genel olarak farklılık göstermemektedir. Ancak orta bölgelerde, yaz mevsiminde özellikle çok yağış görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en güçlü ekonomisine sahip devletlerden biridir. Neredeyse en büyük yatırımcılar Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Dünyanın neredeyse en büyük pazarlarından biri Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ülkenin neredeyse tamamı özel sektöre bağlanmıştır. Özel sektörden gelen hizmetler Amerika ekonomisini ayakta tutmaktadır. Ayrıca sanayi ve teknoloji üretimi açısından Amerika Birleşik Devletleri her türlü teknoloji konusunda en ileri ülkelerden biridir. Birleşik Devletleri'nin en kalabalık şehirlerinden bir tanesi New York'tur. Kaliforniya ise devlet olarak çok kalabalıktır. Ülkenin başkenti Washington'dur. Washington, Amerika'nın eyaleti konumunda bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim 6 yaşında başlamaktadır. İlk öğrenim, orta ve lise eğitimi toplam 12 yıldır. Amerika Birleşik Devletleri'nde liseyi bitiren öğrenciler bir üst yüksekokul gibi koleje devam edebilirler. Bu kolejlerde mesleki yeterlilik eğitimi alırlar. Kolej mezunları ön lisans diploması alır ve meslek sahibi olurlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın en iyi üniversiteleri bulunmaktadır. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü dünya sıralamasında ilk 5'te yer almaktadır. Burada fizik, mühendislik ve sosyal bilimler eğitimi verilmektedir. Stanford ve Harvard Üniversiteleri yabancı öğrencilere kurs niteliğinde dil eğitimi de vermektedirler. Dünya sıralamasında 7. olan Chicago Üniversitesi'nde Türkiye'den de birçok öğrenci bulunmaktadır. Cornell Üniversitesi, veteriner hekim yetiştiren, dünya başarı sıralamasında İKİN üniversitelerinden biridir. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda dil okulu bulunmaktadır. Birçok Türk öğrencilerin de yer aldığı dil okulu ve yüksek lisans yapabilecekleri üniversite alternatifleri bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en büyük gücünü elinde bulunduran ülkelerden biridir. Ekonomik anlamda dünyaya hükmedebileceği büyük bir güce sahiptir. Hatta dünya ülkelerinin ekonomisini belirleyecek güce sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri, dünyada Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en kalabalık ülkelerinden biridir. 50 eyaletiyle dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri, birçok alanda dünyaya liderlik ediyor. Ancak ülkede bazı sektörler için tehlike çanları çalıyor. 41 yılın en yüksek enflasyon oranıyla sarsılan ülkede, tartışma konusu olan konulardan biri de dünyanın en pahalı sağlık sistemi. Ülkemizden farklı olarak ABD'de genel sağlık sigortası bulunmamakta olup, kamu çalışanları dahil herkes, özel sigorta şirketlerinden çok çeşitli sigorta paketleri satın almaktadır. Sigorta yaptırmak isteyen kişinin mevcut hastalıklarına göre bu tutar çok yüksek rakamlara çıkabilmektedir. ABD'de sosyal devlet anlayışı zayıf ve tek tip sağlık sistemi de yok. Ayrıca mevcut sağlık sistemi herkesi kapsamıyor. Ülkedeki 100 milyon kişinin sağlık borçlarıyla başı dertte. Yapılan araştırmalar son 5 yılda ABD'li yetişkinlerin yarıdan fazlasının sağlık hizmetleri sebebiyle borca girdiği yönünde. O yetişkinlerden 4'te birinin borcu ise 5.000 doları aşıyor. Sağlık harcamaları yüzünden evini kaybeden de emeklilik hesaplarını boşaltan da var. Kimileri eğitim harcamalarını ertelerken, kimileri de gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini kısmak zorunda kaldı. İflasa sürüklenen aileler olmuş, özellikle gençlerde durum daha da kritik. Zira 30 yaş altı yetişkinlerde 65 yaş ve üzerindeki kesime göre sağlık hizmeti borcu 2 kat fazla. Ekonomik sıkıntılar yüzünden çoğu tedavi devam ettirilemiyor. Hatta faturaları ödenmediği için hastane ve doktor erişimleri reddediliyor. Amerika, Japonya, Kanada, Avustralya, İspanya, İtalya, İsveç, İngiltere, Fransa, Almanya gibi birçok ülkede zorunlu askerlik yoktur.
düzenli ordusu olmayan İsviçre gibi bazı ülkelerde, yükümlüler yaşamlarının belli bir döneminde askerlik hizmetine alınır ve bu süre boyunca her yıl birkaç hafta eğitim görürler. Amerika Birleşik Devletleri, mutfak ve yemek kültürü çok gelişmiş değildir. Devletlerinin güney bölgesinde ise Afrika'ya özgü yemek kültürü olan soul food denilen bir yemek kültürü bulunmaktadır. Bu da kızarmış patates et ve yumurtadan oluşan bir yemektir. Amerika, yerel halkının yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinden göçmenlere de ev sahipliği yapar. Bu nedenle tam bir kültür mozaiği olduğunu söylemek mümkündür. Her etnik grubun kendine has kültürleri ve gelenekleri bulunur. Ancak ülke genelinde bazı geleneklerin ve kutlamaların varlığından söz edilebilir. Bunlardan en çok bilineni 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarıdır. Havai fişeklerin yoğun olarak kullanıldığı kutlama, ülkenin her yerinde renkli görüntüler oluşturur. Yaygın olarak kutlanılan bir başka gün ise Halloween olarak bilinen Cadılar Bayramı'dır. Bu bayramda her yaştan birey çeşitli kostümler giyer. Ayrıca evler ve iş yerleri de Cadılar Bayramı'na uygun bir şekilde dekore edilir. Aile bireylerinin bir araya geldiği ve kalabalık bir şekilde sofraya oturarak yemekler yediği özel günler olarak bilinen Noel ve Şükran Günü de Amerika kültürünün önemli parçalarıdır. Bu günlerde birbirinden uzak mesafede yaşayan aile bireyleri dahi bir evde toplanarak günü birlikte geçirir. Amerika hakkında bilinmesi gereken en önemli özelliklerin başında iklimi gelir. Ziyaret ettiğiniz restoran ve kafelerde gördüğünüz fiyatlar, ürünlerin vergi hariç fiyatları olabilir. Çünkü ülkede fiyat etiketleri genellikle vergi öncesindeki ücretleri yansıtır. Amerika'nın bilinmesi gerekenler hakkında araştırma yaptığımda sizler için bulduğum önemli bilgiler şöyle. Amerika, Alaska'yı Rusya'dan satın almıştır. Amerika'da sahipli kaplan sayısı, doğada tek başına yaşayan kaplan sayısından fazladır. Amerika Birleşik Devletleri bayrağını bir lise öğrencisi tasarlamıştır. Tüm dünyada toplam havalimanı sayısına göre en fazla havalimanı Amerika'dadır. ABD'de futboldan ziyade Amerikan futbolu ön plandadır. Buna rağmen futbolda 3 kez dünya şampiyonu olmuştur. Dünyanın en iyi ekonomisi Amerika'da. Film sektöründe lider konumundadır. Tüm zamanların en iyi sanatçıları Amerikan kökenlidir. Amerika'da metrik sistemi kullanılmaz. Özgürlük heykeli Fransa tarafından Amerika'ya hediye edilmiştir. ABD petrol tüketiminde birinci sıradadır. Nüfus yoğunluğu en fazla olan Çin ve Japonya'nın petrol tüketim toplamından daha fazla petrol tüketmektedir. Dünyadaki en zengin insanlar Amerika'da yaşıyor. Amerika en çok Nobel ödülü alan ülkedir. Dünya servetinin %42'sini Amerika barındırıyor. Amerika ayak basan tek ülkedir. İtalya'nın aksine ABD pizza tüketiminde dünyada birinci sıradadır. Olimpiyatlarda en fazla madalya kazanan ülkedir. Obezitenin en fazla olduğu ülkedir. Amerika halkın %40'ı şişmandır. En yüksek maaşı koçlar almaktadır. Amerika'da insan sayısı kadar otomobil vardır. Ayrıca otomobillerin %97'si otomatik vitestir. Buradan ne kadar keyiflerine düşkün olduklarını anlayabilirsiniz. ABD'de marketler 7-24 saat açıktır. Ülkenin her yerinden ücretsiz müze bulunur. Amerika dünyadaki en çok geyser bulunan ülkedir. Herkesin Amerika hakkında az ama çok bilgisi mevcuttur. Bu bilgiler, Hollywood ve diğer popüler kültürün sundukları ile sizlerin de bilmediği birçok ilginç bilgileri sizler için derlemeye çalıştık. Şaşıracaksınız ve bir yandan da eğlenceli bulacaksınız. Evet, Amerikan Ulusal Kütüphanesi yazılan bütün tweetleri arşivlemektedir. Her 8 Amerikan vatandaşından biri mutlaka bir dönem McDonald's'ta çalışmıştır. Montana'da ineklerin sayısı insanların 3 katıdır. Her 3 Amerikalıdan biri obezdir. Süperstar gibi davranılmalarına rağmen üniversite sporculara yalnız kadar dişi aktivite. Yapan sıradan öğrencilerdir. Amerika'da her gün 4000 metrekare genişliğinde pizza yenmektedir. Amerikalıların %75'i reenkarnasyona inanır. Çoğunluk İngilizce konuşsa da
aslında ABD'nin resmi bir dili yoktur. Cebinizde 10 dolarınız varsa ve borcunuz yoksa, Amerikalıların %25'inden daha zenginsiniz demektir. Tıbbi hatalar sonucu ölüm, ABD'deki ölüm nedenleri sıralamasında 6. sıradadır. Bir ABD vatandaşı, 32 Kenya vatandaşı kadar tüketmektedir. Apple'ın kasasında ABD hazinesinden daha fazla nakit vardır. Amerika, her yerde bayrağını en çok sergileyen ülkelerden biridir. 18 yaş altı, çocukların sigara satın almaları yasakken, içmelerini engelleyen herhangi bir yasa yoktur. Amerika'da her gün 22 milyon tavuk tüketilmektedir. Amerika'da gerçekleşen doğumların ciddi bir bölümü, evlilik dışı ilişkiden meydana gelmektedir. Ortalama bir ABD vatandaşı, hayatının 4,5 yılını tamamen işine ayırmaktadır. Amerikalılar çöpe saatte 2,5 milyon plastik şişe atıyor, yani her 3 haftada bir aya ulaşmaya yetecek uzunlukta şişe birikiyor. ABD ve İngiltere, gelişmiş ülkeler arasında en yüksek erken hamilelik oranına sahip. Amerikalı 7 milyon kadın, 1 milyon erkek yeme bozukluğu çekiyor. Amerikalıların 1/3 biri, uzaylıların geldiğine inanıyor. Türkiye dışında yeni ve farklı bir hayata kavuşmak isteyenler için Amerika'da iş fırsatları her geçen gün artıyor. Gerek iş açısından, gerekse de sosyal hayat açısından ABD'de hayallerinizi gerçekleştirmeniz için önemli rol oynuyor. Öncelikle ne kadar paraya ihtiyacınız varsa o kadar götürün. Ancak Amerika'ya girişlerde yanınızda götürebileceğiniz nakit para sınırı 10 bin dolardır. Eğer 10 bin dolardan fazla nakit para ile Amerika'ya giriş yapacaksanız bunu beyan etmeniz gerekiyor. Beyan işlemini Former CF-4190R formu ile ABD girişinde yapabiliyorsunuz. Eğer alinizde de nakit para varsa bu tutarlar toplanıyor ve tek kişi olarak sayılıyor. Yani yine 10 bin doları ABD vizesi için pasaportunuzun en az 6 yıllık olması gerekiyor. Seyahatinizin bitiş tarihinden itibaren 6 ay daha fazla pasaport geçerlilik sürenizin bulunması icap ediyor ve ABD vizenizin size ulaşma süresi 3 ila 5 gün arasıdır. Amerika'da oturma izni almak için bunun birkaç yöntemi var. Eğer anne babanızdan biri Amerika vatandaşı ise, Amerika'da doğduysanız, green card alırsanız, ABD'de yatırım yaparsanız oturma izni alabilirsiniz. Yatırım yaparak oturma izni almak isterseniz bazı kurallar mevcut bunlar. EB-5 vizesi almak, bir ABD işletmesine minimum 500 bin dolar yatırım yapmak. Yapacağınız yatırımın yasal olduğunu beyan etmelisiniz. İşsizliğin fazla olduğu sektörlere yatırım yaparsanız daha çok oturma izni alabilirsiniz. Amerika'da kariyer yapmak için farklı meslekleri tercih edebilirsiniz. Son zamanlarda en çok kazandıran meslekler bilgi işlem, ürün tasarım müdürü, avukat, Ar-Ge müdürü, yazılım, kreatif direktör. İlk olarak Amerika'da geçici çalışma vizelerinden birini başvurmak gerekir. Başvurulacak vizeler bahsetmek gerekirse H1B, Hayır, B1, HQA, HQB, B1, J1. Bu vizelerden birine başvurarak ABD'de çalışmak için ciddi bir yol kat edebilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde ülke çapında her eyalette geçerli olan merkezi bir eğitim sistemi bulunmamaktadır. Her eyaletin kendi içinde bağlı olduğu ve eğitim politikalarını belirleyen yetkili bir kurumu vardır. Bu tarz bir eğitim sistemi, bir yandan uluslararası öğrenciler için çok çeşitli fırsatlar sunarken, bir yandan sistemi uzaktan anlamayı ve bu kadar fırsat arasından tercih yapmayı zorlaştırabilir. Amerika'daki üniversitelerde eğitim görmek isteyen öğrencilerin, Amerikan eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi olmaları, daha bilinçli bir tercih yapmalarını sağlayacaktır. Amerika'da ilk ve orta öğretim 12 yıl sürer. Çin'de İngilizce konuşan kişi sayısı Amerika'dan daha fazladır. 13 rakamının uğursuz olarak bilinmesi nedeniyle ABD'de birçok otelde 13. katta oda bulunmaz. Michael Jordan bir yılda Nike'den Nike'ın Malezya fabrikası personelinin hepsinden fazla para kazandı. Hawaii alfabesinde sadece 12 harf bulunmaktadır. ABD'de Coca-Cola şoförlerinin kimyasal madde taşıma lisansı olması gerekiyor. ABD'de
yaşları 20 ile 29 arasında olan zenci erkeklerin 1/3 biri ya hapiste ya da gözaltında tutulmaktadır. Bir videonun daha sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgiler.